Evet sevgili seyirciler, A Plus Sigorta'nın katkılarıyla sağlığa giden yolda birlikteyiz. Evet bugün çok değerli iki konuğumuz olacak. Biri stüdyoda, birisi de canlı online bağlanacak. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Ümit Karataş Skype aracılığıyla canlı yayınımıza bağlanacak. Beyaz reform, sağlıkta beyaz reformu anlatacak. Ek ödemeleri anlatacak ve sağlıkta şu yakınlarda bir alım olup olmadığını anlatacak. Ayrıca sağlık çalışanlarının kadroya geçirilmesiyle ilgili kendisinden bilgi alacağız. Diğer konuğum çok değerli doçent doktor Salih Gürbüz hocam stüdyomuzda. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Gürbüz'le sağlık iletişimi üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz sağlık en büyük servet. İnsanlar sağlığın kıymetini ancak kaybettiği zaman arıyor. Ya da bir sıkıntı yaşadığı zaman tabii ki hekimlerimizin, hastanelerimizin, sağlık ocaklarımızın, sağlık merkezlerimizin yolunu tutuyoruz. Buraya giderken yaşadığımız kendi içimizdeki iletişim, girerken güvenlikçilerle, danışmayla, hekimle, sağlık çalışanlarıyla olan iletişimi konuşacağız. Ve sağlık çalışanların kendi arasındaki iletişiminin nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Sağlık alandaki iletişim konusunu bugün masaya yatıracağız. Salih Hocam hoş geldiniz. Öncelikle. Merhabalar. Rahim Hocam, Bey teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Önce kısaca kendinizi tanıtalım. Salih Gürbüz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümünde öğretim üyesi, Haklı İlişkiler Bilim Alanı doçenti, şu anda da Radyo Televizyon Sinema Bölümünün de bölüm başkanlığı görevini yürütmekte. Hayırlı olsun. Özellikle gerçekten son dönemde iyi gelişti hocam. Bu bölümde yakın zamanda açtınız zaten. Üniversitesi tabii yani son 10 yılda ülkemizin parlayan üniversiteleri arasında yer almakta. Bu anlamda bizim Radyo Televizyon Bölümü de bundan 4 sene önce 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerini kabul etti. Bu sene de ilk mezunlarını verme heyecanını yaşıyoruz. İlk mezunları vereceğiz. Ve bölümümüzde tabii verdiği eğitim sadece geleneksel anlamda radyo, televizyon, sinema yayıncılığı ve sanatlarına ilişkin değil. Bununla beraber günümüzün özellikle çağımızın konjonktürü olarak ifade ettiğimiz dijital medya ortamlarındaki yayıncılık anlayışıyla öğrencilerimizi olgun bir şekilde yetiştirip mezun etme gayretindeyiz. Ve Türkiye'nin şu anda İlk 5 bölümünden birisinde de çalışıyoruz. Öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Konya'da böyle bir bölüm var. Ne güzel. Bunu yeri geldiği zaman çeşitli programlarda da kendinizi tanıtın dedikleri zaman Salih Gürbüz, Rahim Bey, insanlar, kişiler gelip geçicidir. Önemli olan kurumlara, yaşadığımız coğrafyaya, çevreye, kişiler üzerinde bıraktığımız izlerdir. Bu izleri de çabalarımızla, tebessümümüzle, iletişimimizle olur. Bugün de buraya bunu konuşmaya geldik. İnşallah güzel bir, faydalı bir program içeriğiyle, konseptiyle de izleyicilerimize katkı sunmuş olur sizin vasıtanızla. Kesinlikle hocam sizin aracılığınızla. Neticede şu an bile iletişim kuruyoruz. Her şey iletişime bağlı. Eskiden evet. İnsanlar iletişim kurmak için bakmışlar, mağaralara çizimler yapmışlar. Daha sonra dumanla iletişim ve haberleşmeye çalışmışlar. Daha sonra işte güvercinler bir dönem. Evet. Yani insanlar iletişim kurmadan hayatta kalamaz. Oradan başlayalım. İletişim nedir? Nasıl kurulur? Oradan akademik olarak başlayalım lütfen. Buyurun. Akademik bilgilerimizi sohbet tadında burada ekranda değerli dostlarımıza, değerli izleyicilerimize, KonTV'nin kıymetli takipçilerine ifade etmeye çalışacağız dilimizin döndüğü kadarıyla. Tabii iletişim bir varlık sebebi ya da insanın var olmasının en önemli kaynağı, sebebi iletişim. Ve iletişimin neticesinde de insan üretmeye, yaşamaya, gelişmeye devam ediyor. Bizi bütün diğer varlıklardan, yaratılmışlardan ayıran en önemli özelliğimiz, bize verilen en kıymetli nimet, en önemli becerimiz, donanımımız, iletişim. Ve bu iletişimden tabii çok çeşitli manalar çıkabilmekte, çok fazlasıyla yüzlerce tanım yapılabilmekte, çeşitli disiplinlere göre de bu tanımlar farklılaşabilmekte. Ama özellikle şu an sizinle benim karşılıklı diyalog kurmamız kıymetli bir iletişimin, gerçekli bir iletişimin, etkili bir iletişimin göstergeleri arasında bir model, örnek bir iletişim böyle olur. İnsanlık tarihinin başından beri insanoğlu yazıyla, kelamla muhatap olduğundan bu yana iletişimle iç içe yaşıyor. Ve o iletişimi sayesinde günümüze kadar yaklaşık olarak 15 bin yıllık insanlık tarihinde bu zamana kadar gelebildik. Ve bu gelişlerimiz, bu ilerleyişlerimizin hepsinin kademeli olarak daha da çok üstüne koymamızın, daha yeni buluşlarla, yeni teknolojilerle hayatımızda yeni konforlar kazandırmamızın en önemli sebebi bizim
sahip olduğumuz iletişim yeteneğimiz. Yani bugün biz bir teknoloji çağında yaşıyorsak bu teknolojinin, bu konforun en önemli kaynağını iletişim oluşturuyor. Kitleler, bireyler birbirleriyle anlaşabildikleri, yeri geldiği zaman da çatışabildikleri ve çatışmaları da yine anlaşarak uygun normlarda devam ettirip çözüme kavuşturabildikleri ölçülerde bu ilerlemeleri yaşadık, yaşayacağız, yaşıyoruz da. İletişim bu anlamda hayati bir öneme sahip. Tabii siz de az önce söylediniz. İletişimin ilk örnekler arasında tabii insanoğlu mağaralara, duvarlara, bir yerlere çizmiş, ağaç kabuklarını oymuş, kimi zaman geçtiği yerlere izler bırakmış, işte kaya anıtları var, kaya mezarları var, dağlarda nice heykellerle, sembollerle karşılaşıyoruz. Hem bulundukları zamana hem de içinde bulunduğumuz zamana bir mesaj iletmişler. Evet. Yani insanın iletişimden maksadı ne dersek, İnsan içinde bulunduğu zamanı, hadiseyi, olayı bir duygulanma aktarmak süreci neticesinde birilerine paylaşma, aktarma, bilgi yayma. İletişimin tanımları arasında zaten baktığımız zaman temel tanımlarda paylaşma, bilgi verme, haber verme, birlikte olma, beraberlik gibi kavramlara bizim yolumuz çıkıyor. Evet. Bu yüzden topluluklar halinde yaşama becerisini de elde etmemiz, dağınıkken bir araya gelebilmemiz de, yani bireyden bir araya gelip toplumlaşmanın, cemiyet haline gelebilmenin de en önemli unsurlarından birisi şüphesiz ki iletişim oldu. İletişimle beraber yeni diller, belki yeni inançlar, birbirinden farklı ama birbirlerini şüphesiz ki iletişim vasıtasıyla etkileyen birçok zengin kültür, medeniyet, uygarlıklar kuruldu. Bu kültürlerde sonrasındaki zamanlara, çağlara etki ederek, ilerleyerek geldi. Ve bunun dayana her zaman için konuşmak, her zaman için haberleşmek, ileti göndermek de alakalıdır, ilişkilidir. Şüphesiz ki iletişim yoksa yönetim yoktur, iletişim yoksa aile yoktur, iletişim yoksa devlet yoktur, millet yoktur, iktidar yoktur, güç yoktur. Hazır mı? Hocam bir ara verelim. Tattığımızda başkanımız var, Ümit Karataş başkanım. Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Ümit Karataş yayınımıza bağlandı. Ümit Başkanım iyi akşamlar. Sesim geliyor mu Ümit Başkanım? Gitti mi? Tekrar bağlayalım arkadaşlar. Şimdi iletişim kuramadık değil mi? O da iletişimle engelleyen unsurlardan birini yaşadık hocam. Teknoloji. Ama teknolojinin tabii ki faydaları da var. Bununla birlikte zararları da var. Şu an Ümit Karataş Elazığ'dan bize bilgi aktarım için bağlanacak. Dünyanın yani her yerinden olduğu gibi teknolojilerin geldiği noktada bu anlamda büyük avantajları var. Şüphesiz ki bunlara eleştirel bakanlar olmakla beraber faydalarını da işte şu anki yayında biz Konya'dan yayın yapıyoruz. Faydalı. Global bir yayıncılık yapıyorsunuz. Artık yerel ve bölgesel yayıncılık tabii, diye artık bir şey kalmadı. Eskiden yayıncılığın gazete, yazılı, görsel, basılında tanımlar arasında yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası gibi tanımlar varken şimdi artık köyden de, kentten de, herhangi bir şehirden dünyaya sesinizi, derdinizi anlatabiliyorsunuz. KON TV'de uzun yıllardır, 90'lı yıllardan beri yerel yolculuğa başladı ama internetin, uydu teknolojilerin gelişmesiyle beraber şimdi uluslararası statüde yayın yapıyor. Birçok kanalımız gibi. Aynen. Şu anda da dediğiniz gibi Elazığ'dan konuğunuz bağlanacak. Kesinlikle. Bize bir şeyler aktaracak. Evet hocam. Konuğumuzu beklerken iletişim konusuna yavaşça giriş, sağlık iletişimine geçmeyelim. Çünkü kesmek istemiyorum o konuyu. O yüzden biraz da aslında tanımlarda kaldım. Evden hastaneye gidiş süreciyle ilgili iletişime başlayalım isterseniz önce. Çünkü insanlar kaygılı olduğu zaman sinirli oluyorlar. Hastalık kendi üzerine, yakının üzerine konduramıyor ve bir süre bekliyor. Hastalığı normal geçirmek için işte anne diyor ki götürelim çocuğu, ya beklesin biraz veya ben hastayım götürelim. Birkaç gün geçiyor o süreçte. O iletişimde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi sağlık ihmale gelmez. Evet. Zigetvar Kalesi'nin kuşatılması süreci esnasında bizler 1071'de Malazgirt'ten Anadolu'ya giriyoruz. Tabii öncesinde Alperenlerin, Erenlerin gönülleri fethiyle sonra toprak ve orduların karşılaşması neticesinde bin yıllık bir yolculuk içerisindeyiz bu coğrafyada. Sadece burada kalmadık. Birçok memlekete de aslında nasıl güzel iletişim kurulur, nasıl güzel izler bırakılır. Bunlar için de mücadele ettik aslında. Şimdi Zigetvar'a kadar dayanmışız. Kanuni Sultan Süleyman tabii 90'lı yaşlarda hasta yatağında vefat edecek. Takdir tecelli edecek. Diyor ki halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Şimdi bunu hasta yatağında söyleten buna nedir?
bu büyük hükümdara, yani muhteşem Süleyman olarak tüm dünyada ün salmış, neredeyse 40 yıl kadar, 36 yıl, 38 yıl kadar tahta kalan bir padişah ve hem çağına hem de çağlar sonrasına sözleriyle, düşünceleriyle, katkılarıyla, idarecilik sanatıyla, iletişimiyle damga vurmuş önemli devlet adamlarımızdan birisi ve unutulmayacak, zihinlere kazınan çok kıymetli bir söz. Hasta yatağında söylüyor bunu. Aklı başında, akıl melekeleri yerinde. Ziyet var da bu cümleler ağzından döküyor. Bu cümleler neyi ifade ediyor? Sağlığın önemini ifade ediyor. Yani her şey bir kenara diyor. Önemli olan sağlık. Yani sağlık olmadan, iletişim olmadan biz yokuz. Bir insanın en önemli hayattaki varlığı sağlığı ve iletişimi. Konuşamazsanız, derdinizi anlatacak bir diliniz yoksa, bu ağzınızda olur, bu beden dilinizde olur, bu yazılı olur. Bir şekilde iletişim kuracak vasıtalarımız var. İletişim gerçekleştiremiyorsak ve sağlıklı değilsek, bu dünya hayatı zaten kahır, zaten acı, zaten kaos, hazır, zaten zorlu, sürekli yokuşları olan bir yaşam. Bu yokuşlar daha da zorlu hale gelecek. Bu yokuşlardan kolay inebilmenin ya da yokuşları bazen düzlüğe çıkarabilmenin en önemli unsurları sağlıklı olmak. O yüzden sağlık sürecini ihmale gelmeyecek bir süreç. Evde ister çocuğumuz sağlık olsun, ve zaman paha biçilemez bir zaman yönetimi. Bu da aslında tabii sağlığın zaman yönetimiyle konuşmak lazım da. Şimdi bir hastalık geldi. Tabii genellikle insanlar, hekimlerimiz televizyon ve sosyal medyadaki çeşitli programlarda bu işin alan uzmanları özellikle konuşuyorlar, uyarılarda bulunuyorlar. Nedir? Kendi başınıza gidip eczaneden türlü türlü ilaçları alıp kullanmayın. Hele ki antibiyotikler konusunda son yıllarda, son 10 yıldır neredeyse ciddi bir hassasiyet güdülmekte. Bu mesela sağlık iletişimi bağlamında değerlendirildiğinde oldukça etkili oldu kitlelerin nezdinde. Tabii bunu ihmal eden bazı zamanlarda vurdum duymaz bireyler olabiliyor, vatandaşlarımız oluyor. Ama ya da bir başkasının ilacı buna iyi geldi, sen de kullan. Ya da bir başkasının ilacı. Şimdi buraya geleceğim. Aha. Geçen gün bir tweet attım bununla ilgili. Bir tweet paylaşmıştım sosyal medya hesabımda da. Bunlardan da bahsedelim. Yeri gelmişken bahsedelim. Araya hiç kaynamasın bence. Şimdi sosyal medya olsun, Twitter'dan, işte Facebook'tan, Instagram'dan sürekli canlı yayınlar yapılıyor artık. Her bir sosyal mecra da kendisini gün geçtikçe güncelliyor. YouTube kanalları zamana adapte olarak daha çok böyle video ve konferans odaları, yayın odaları, iletişim odaları, konuşma odaları artık üretmeye başladılar. Hani konuşmanın önemi. Twitter'da 140 karakterle başladı o yolculuk, biliyorsunuz 2007, 2008'de, 2009'da ve ilerledi geldi, sonra karakter sayısı 250'ye kadar falan çıkarıldı. Şimdi artık o karakterler yetmiyor. Tabii ki yazı çok önemli bir iletişim vasıtası. Yazıyı kaybetmememiz lazım. Kalemi, kağıdı kaybetmememiz lazım. O ayrı bir tartışma alanı. Söz uçar yazı kalır hocam, yazı şart. Yazı şart, kesinlikle. Yazı kesinlikle şart. Devletimizin son geçen hafta mıydı, evvelki hafta olması lazım, 2 hafta kadar önce almış olduğu kararla da işte mesela tamamıyla dijitalleşmeye geçildi. Ben bu kararı sağlıklı bulmuyorum. Evet, biz de eleştirdik. Yani bu karar sıkıntılı bir karar. Önemli evrakların, dokümanların, her şeye rağmen önemli toplantıların kesinlikle kayıt altına, tutanak altına alınması ve bunların arşivlenmesi lazım. Yazı bir arşivdir, arşiv bir bellektir. Bellek, burada kastımız devlet belleğidir. Devletin ikamesi, devletin devamlılığı içerisinde yazılı nüshaların, yazılı dokümanların kesinlikle korunması, muhafaza edilmesi ve devamlılığın sağlanması gerekiyor. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman kesinlikle iletişimde devletimizin birçok kanalı çok hassas davranıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin faaliyetlerini biliyoruz. Evet. Bilişim Teknoloji Kurumu'nun son yıllardaki özellikle teknolojik kullanımı ile ilgili, teknolojik araç gereçlerin kullanımına yönelik bilgilendirmelerinin farkındayız. Lakin yazıyı hayatımızdan çıkarırsak şayet bazı aksaklıkların da beraberinde geleceğini, çeşitli tehditlerde de karşılaşacağımızı özellikle buradan, evet, yetkililere ifade etmek gerekiyor Ayın Bey. Hazır mı? Evet, hemen bitirmişken hocam Ümit Başkanım'a dönelim. Ümit Başkanım, sesimiz geliyor mu? Evet hocam, geliyor. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doçent Doktor Salih Gürbüz hocamla sizi ağırlıyoruz. Stüdyomuza hoş geldiniz, Konu TV ekranlarına. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum hocama ve sizlere. Hayırlı akşamlar tüm Konya halkına aynı şekilde. Sağlık çalışanlarının özellikle sağlıkta iletişimi konusunu işlemeniz bizim en önemli konumuz, durumunu arz etmekte. Çok keyifli bir program oluyor sabah. Teşekkür ederiz başkanım.
Sizin de, sizin de katkılarınızı bekleriz. Öncelikle sağlık reformunda son ek ödeme tablosu açıklandı. Oradan başlayıp daha sonra da sizin sendikanıza gelen bu sağlık iletişimiyle ilgili sorunlar, hekim hemşire ilişkisi, idareci çalışan ilişkileriyle ilgili sorunlarla ilgili örneklerinizi de almak isteriz. Buyurun. Evet, Rahmi Bey, şimdi şöyle diyeyim, bildiğiniz gibi öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın beyaz reform dediği ek ödeme yönetmenliği değişikliği sonrasında üniversite hastanelerinde de ikinci bir ek ödeme yönetmenliği değişikliği söz konusu oldu. Evet. Bu yönetmenlikle özellikle sağlık çalışanlarının maddi anlamda desteklenmesi öngörüldü. Özellikle tabipler noktasında, hekimler noktasında büyük bir kazanım elde edilmiş oldu. Sağlık çalışanlarımızı bir bütün olarak temsil etme noktasında olan Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu genelgeyle tabii hepsini biz memnuniyetle karşılamasak bile büyük bir kısmını memnuniyetle karşılamaktayız. Özellikle sağlık alanındaki eleman eksikliğini giderme açısından bir de son dönemde maddi anlamdaki özellikle COVID sürecinde yaşanan sıkıntılardan sonra bir de maddi anlamda sıkıntı yaşayan sağlık çalışanlarının en azından sıkıntılarını giderme adına yapılan bir çalışma, bir değişiklik ister istemez sağlık çalışanlarını mutlu etmiştir. Şimdi yayınlanan özellikle yönetmenliğe ben dikkat çekmek istiyorum. Biz Sağlık Bakanlığı yönetmenliği ile üniversite hastanelerine yayınlanan yönetmenliği karşılaştırdığımız zaman büyük farklılıklar oluşturduğunu gördük. Özellikle üniversitelerdeki hekim bazında verilen taban ek ödeme dediğimiz hekim bazında ödenen ödeme ile özellikle sağlık çalışanlarımız hemşire bazında röntgen teknisyeni, anestezi teknisyeni ve diğer sağlık çalışanları bazındaki ek ödemenin, daha doğrusu taban ödemenin komik bir rakam oluşturduğunu daha önceki programlarımızda da dile getirmiştik. Evet. Biz bu rahatsızlığımızı da bakanlığa da ilettik, YÖK'e de ilettik aynı şekilde. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacağı, ileriki dönemde bir düzenleme yapılacağı bize taahhüt edildi. Bugünkü işte yayınlanan yönetmenlik de bunun bir parçası niteliğinde oldu. Ama tabii yine bazı konularda sıkıntılarımız devam ediyor. Özellikle 112'lerde çalışan sağlık çalışanlarımızın taban ek ödemesi ve teşvik ödemesi noktasında mağduriyetleri vardı. Bunların giderilmesi noktasında bazı düzenlemeler yapıldı. Yine özellikle birimler dediğimiz yoğun bakımlar, palyatif yoğun bakım ve nükleer tıpta çalışan sağlık çalışanlarımız radyoloji anlamında özellikle radyoloji, girişimsel radyolojide görev yapan sağlık çalışanlarımıza iyileştirme noktasında teşvik verilmesi ve tabandan faydalandırılması noktasında bir değişiklik söz konusu oldu. Bir de bizim özellikle bazı konularda yani sıkıntıları dile getirme tabii ki hepsi birlikte olmuyor. Tamamıyla çözüme kavuşturma noktasında bazı aksaklıklar oluyor. Biz özellikle bu sorumlu hemşirelerin tanımının özellikle tekrar gözden geçirilmesini, klinikte özellikle servisli yataklı kurumlarda servis sorumlularının hani illa da hemşire olması noktasında gözetilmeden tüm sorumlular olarak yani sorumlu sıfatında olan kişilere belli bir yüzdenin verilmesi, bu da %10'a tekabül edildi. %10 civarında bir teşvik ödemesinin verilmesi taahhüt edildi. Bu da sevindirici bir nokta. Şimdi bizim burada en büyük sıkıntımız şu Rami Bey. Yani hekimle diğer sağlık çalışanları arasında makasın genişlemesi bizi rahatsız ediyor. Yani bir rahatsız etme noktası şundan oluyor. Ben geçen programda da yine tekrar edeyim. 732 TL sağlık çalışanımız taban alırken bir hekim şu anda zaten son düzenlemeyle yine tekrar kas aylarının yükseltilmesi söz konusu oldu. Şu anda bir 10-15 civarında hatta bu son genelgeyle 15 bin civarında bir taban alma gibi bir durum söz konusu. Yani bu ayrımın daha doğrusu bu makasın daraltılmasını istiyoruz. Yani diğer sağlık çalışanları noktasında 732 değil de örnek veriyorum yani en az 2000-3000 civarında bir taban ödemesi verilmiş gibi bir durum söz konusu olsaydı sağlık çalışanlarının biraz ister istemez sıkıntılarını gidermiş olacaktık. Gördüğünüz gibi enflasyonun her geçen gün yüksek seyretmesi, alım gücünün düşmesi, maaşlarımızın erimesini de göz önünde tuttuğumuz zaman sağlık çalışanlarının almış olduğu görev noktasında çalışmış olduğu bilimler noktasındaki hassasiyeti de göz önünde tuttuğumuz zaman
bir sağlık çalışanlarımızın bu noktada biraz daha pozitif ayrımcılığa maruz kalması gerektiğine inanmaktayız. Yani yine geçen forumlarda ben hep aynı şeyleri söyleme noktasına girmemek için söylüyorum. Sizin de hatırlattığınız giyim yardımı gibi komik rakamlar 38 TL, 28 evet, TL civarında yani komik rakamlara maruz kalan sağlık çalışanlarımız var. Bu noktada 38 TL'ye forma alması, bir sağlık çalışanının bir önlük alması mümkün veya değil. İşte bir terlik alması gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi hayatın gerçeklerini göz önünde tuttuğumuz zaman hakikaten büyük bir mağduriyet söz konusu. Bununla ilgili de yine diğer sendikalar da yani biz de aynı şekilde bakanlığa, Maliye Bakanlığı'na özellikle bu konudaki itirazımızı ilettik. Yani giyim yardımının tekrar gözden geçirilmesi, özellikle enflasyon oranı göz önüne tutulduğu zaman hem maaşlarımızdaki mağduriyet noktasını göz önüne tutalım hem de giyim yardımı ile birlikte diğer özlük haklarımızın düzeltilmesi noktasında yeniden bir düzenlemeye gidilmesini istedik. Evet. Bu düzenlemenin inşallah yapılacağını düşünüyoruz ve bu konuda da olumlu adımlar atılacağını tarafımıza ileten bürokrasi kesiminde büyüklerimiz var. Bu konudaki beklentimiz inşallah karşılanacak diye bekliyoruz. Bir de bu ek ödeme yönetmenliğini biz ve diğer sağlık STK'ları idari mahkeme daha doğrusu Danıştay'a dava yoluyla itiraz yoluna gittiler. Neden? Yani burada şöyle bir sıkıntılar var. Özellikle dağıtım oranlarının adil olmayışı. Yani örnek veriyorum, bir avukatı hizmeti veren, hastanede avukatı hizmeti veren bir avukata 0.34 veya 0.30'un üstünde bir kasayla evet. ödeme yapılması beklenirken bir sağlık çalışanlarına 0.32, yani onun altında bir kasayı, bu sadece bir örnek yani. Mesela eczacılara hiç verilmemesi gibi bir durum söz konusuydu. Bugünkü yönetmenlikle eczacılara da verilmesi giderilmiş oldu. Ama işte kasayla eczacılarınki de başkanım 0.50'den evet. 1.20'ye çıkarılmış. Evet. Yani belli düzeltilmeler yapılmış. Tabii ki biz hani hiçbir şey yapılmamış demiyoruz. Ama daha iyileştirilebilir evet. Yani. Daha da iyileştirilebilir. Yani beklentilere tabii ki zamanla cevap verilecektir. Hemen birdenbire olması söz konusu değildir. Ama bayağı bir düzeltme oldu. Yani 732 TL tabii ki belki cevap bazı sorunlara, sıkıntılara cevap verme noktasında yetersiz geliyor ama düne kadar özellikle üniversite hastaneleri için söylüyorum, lise mezunu ve 2 yıllık mezun özellikle hemşehrilerimiz döner sermaye alamıyordu. Alamıyordu. Teşvik evet. adı altında da olsa, taban adı altında, taban olarak da nitelendirilen ödemeyi alamıyordu. Şu anda 732 TL nakdi olarak devamlı alabileceği bir rakama kavuştu. Ama tabii ki bir ne diyoruz, daha iyisi olsun, daha müreffeh bir şekilde bir ödeme söz konusu olsun ki sağlık çalışanları arasındaki ayrım giderilmiş olsun. Bunun yanında bir de bazı işte özellikle disiplin cezaları noktasında sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarında karşılığına çıkmış olduğu bazı sıkıntılardan dolayı evet. özellikle idareyle diyelim veya çalıştığı birimle ilgili sorunlarla alakalı disiplin soruşturması geçirip de disiplin cezası alan kişilerin özellikle işte uyarı ve kınama cezası alanlara bir sefere mahsus olmak üzere yani bir aylık taban ödemenin verilmemesi, işte efendim aylıktan kesme ve diğer cezaları alması durumunda 2 ay aynı şekilde alamaması gibi bir cezalandırma söz konusu. Biz bu cezalandırma şeklini kabul etmiyoruz. Şundan dolayı etmiyoruz. Yani bu cezaların, bu disiplin soruşturmalarının ne kadar adil yapıldığı da meçhul. Onu da az çok sahada olan arkadaşlarımız biliyor. Yani bunu idarecilerin ve özellikle hepsini tabii ki kastetmiyoruz. Ehliyetsiz ve liyakatsız bazı idareciler bu disiplin soruşturmalarını ve disiplin cezalarını bir ceza unsuru olarak bir çalışanlara, sağlık çalışanlarına özellikle bir silah olarak kullanmak durumunda kalıyorlar. Bundan dolayı bu cezaların çoğunluğu zaten idari mahkemelerde dönmektedir. Bunda sendik olarak biz de çoğu davaları üyelerimizin özellikle disiplin soruşturmaları sonucunda verilen cezaları idari mahkemelerde iptal ettirip dosyalarında sildirme durumuna girmiş bulunmaktayız. Ama işte ama hem zaman kaybı hem moral bozukluğu oluyor. Ya tabii yani zaten maddi anlamda sıkıntıda düşüyor. Olan bir meslek grubunun bir de ayrıyeten disiplin soruşturmaları neticesinde
bu tür maddi mağduriyete maruz kalmaları tabii ki ister istemez hem yasal olarak uygun olmadığına inanıyoruz hem de insan hakları noktasında. Çünkü insana hem bu noktada bir ceza veriyorsunuz, disiplin anlamda, idari anlamda bir ceza verilmiş oluyor, siciline işliyor, dosyasına giriyor. Evet. Ayrıyeten maddi anlamda da ikinci bir ceza vermiş kesinti oluyorsunuz. Yapılıyor bir tarafta. Yani bu insana iki sefer ceza verme anlamına geliyor. Yasalarımızda böyle bir şey yok. 657 sayılı devlet memurları kanununa baktığınız zaman, disiplin suçları ve disiplin işte uygulamalarına baktığınız zaman, işte memurun yapmış olduğu bazı suçlardan veya yapmış olduğu hatalardan dolayı alabileceği cezalar ortada. Bunların hiçbirinde işte aylıktan kesme hariç, zaten orada belirtilmiş zaten. Tabii. Aylıktan kesme maddesinin dışında hiçbir cezanın maddi anlamda cezalandırılamayacağı ve özellikle hele hele bu yeni çıkan yönetmelikle 732 TL'ye daha kavuşur kavuşmaz bir de böyle bu şekilde bir muamelenin olması insanları ister istemez biraz tedirgin etti. Bu konuda işte bir Danıştay'a dava açtığımız konu maddelerden biri de budur. Ayrıyeten bu afiliye dediğimiz, evet, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerle üniversiteler, beraber çalışılan üniversite ve üniversite hastaneleri noktasında bir düzenleme var. Orada mesela özellikle o maddelere baktığımız zaman oradaki özellikle akademisyen hocalarımızın temel tıp bilimlerinde bulunan, orada ders veren, özellikle üniversitedeki vermiş olduğu hizmetle Sağlık Bakanlığı'na bağlı özellikle şehir hastaneleri diyeyim, genelde çoğunluğu illerimizde bu bulunmakta şu anda. Elazığ için ben özellikle söyleyeyim. Afiliye noktasında bir düzenlemeye gidilmesi noktasında daha çok temel tıp bilimlerinde görev yapan akademisyenlerin ücretlerinin yükseltildiği, kasayların yükseltildiğini, evet, görmekteyiz. Evet. Bir diğer konu da bizim için en çok, biz bunu çok ısrar etmiştik ve ben öyle söylüyorum. Bu konuda kazanım olarak da ben nitelendiriyorum. Özellikle tüp bebek merkezleri. Tüp bebek merkezinde çalışan arkadaşlarımızın özellikle bilimler noktasında teşvikten faydalandırılması noktasında bir mağduriyetleri vardı. Bu embriyologlar özellikle orada çalışan yine sağlık çalışanlarımızın aynı şekilde o ciddi bir müdahalede bulunuyorlar, ciddi bir iş yapıyorlar. Riskli işler, evet. Burada tabii ki karşılığının verilmesi gerekiyordu. Ve nihayetinde bu da aynı şekilde bu madde içerisine girdi. Şöyle diyeyim, zaten Sağlık Bakanımız beyaz reform dediği noktada her gün yeni bir müjdeyle karşımıza çıkıyor. Bugün mesela özellikle ben bunu da beyan etmek istiyorum. Alımlar noktasında 85 bin alım. Evet, onu soracaktım. Alımlarla, evet, ilgili, evet. Evet. Biz iki hafta önce programda hastanelerimizin çoğaldığını ama personelin yetersiz kaldığını, evet, konuşmuştuk. Evet. Bizim bir beklentimizdi. Sağlık Bakanımız sağ olsun bugün o açıklamayı, o müjdeyi verdi. 42.500 civarında bir alımın olacağını. İşte bunun 11.500 civarındakisinin sürekli işçi kapsamında alım yapılacağı. Evet. Özellikle bu sürekli işçi kapsamında olan alım noktasında daha çok tıbbi sekreter dediğimiz sekreter alımının yapılacağı. Çünkü bu hekimle çalışma noktasında daha çok sağlık çalışanlarının üzerine yüklenen sekreterlik olsun ve evrak işleri. Evet. Geçen programda da bunu konuşmuştuk. Evet. En fazla angarya işi yürüten sağlık çalışanlarımızın üzerinden bu işin alınması gerekiyor. Yani hemşiremiz gitsin hastayla ilgilensin, evrak işiyle az uğraşsın, aynen. Tabii yani bir masa başı doktorumuz, evrak işleriyle uğraşmak durumunda kalan sağlık çalışanlarımız nihayet asli görevlerine dönmek durumunda kalacaklar. İnşallah. Bu çok sevindirici bir nokta. Bir de özellikle sözleşmeli personelin kadroya alınması. Evet, o da açıklandı. Özellikle üzerinde durduk. Bunu hem bakanlık nezdinde hem YÖK nezdinde, yani bunun bir an evvel yapılması. Zaten biz şunu da söylüyoruz. Bütün sendikaların belki ortak noktası, bu konudaki ortak bileşkesi şudur. Bu sağlık çalışanların noktasında bütün sağlık çalışanlarının bir bütün olarak kabul edilip sözleşmeli, sözleşmezsiz, işte kadrolu, kadrosuz ayrımını kaldırılarak hepsinin kadroda çalıştırılması, 657'ye tabi devlet memuru olarak çalıştırılmasından yanayız ve bu konuda ısrarcıyız. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Nitekim
Bakanlık bildiğiniz gibi geçmişte bunu yaptı. Belli bir noktadan, belli bir tarihte, belli bir sayıyla bunu tamamladı. Şu anda yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor ki... Bir tarih verildi mi başkanım? Bir tarih verildi Vedat mi? Vedat Bilgin bakanımız özellikle bu ay içinde, yani Kasım ayının içerisinde bu işin yasalaşacağını ve bir duyum daha aldık. Onu da söyleyeyim Rahmi Bey burada. Özellikle taşerondan kadroya geçen sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere diyorum. Bir özellikle hastanelerde 4932 çalışan taşerondan kadroya geçen çalışanların kadroya alınması söz konusu. O burada da özellikle üniversite mezunu ve lise mezunu olan çalışanların kadroya alınarak memur statüsünde çalıştırılması gibi bir çalışma var. Bu da inşallah neticelenecek deniliyor. Çünkü işçi sendikaları da bu noktada biraz rahatsızlar, öyle söyleyeyim, üye kaybına neden olunacağı için. Onlar buna itiraz ediyorlar. Özellikle konfederasyon olarak ben ismini almak istemiyorum burada. Onların bir baskısı var. Yani üye kaybımıza neden olacağından dolayı daha çok üyelerin memur sendikalarına intikal etmesini gözeterekten bunun biraz daha ağırdan alınmasını... Ama biraz dört daha gözle bekliyorlar başkanım, yani evet, dört gözle ama bekleniyor. Ama Sayın Bakanımız bu konuda kararlı olduğunu bize iletiyor. Yani aldığımız duyumlar da bu konuda olumlu. Eğer böyle bir durum da olursa özellikle üniversite mezunu ve lise mezunu sağlık çalışanlarının ve diğer kadroya geçmek durumunda olan taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlarımızın memur tekrar kadrosuna 657 olacaklar. Büyük bir rahatlama sağlayacak. En azından özlük hakları noktasında teşvik almasından tutun da işte tabandır, teşvik ödemesidir, işte sağlık çalışanlarının almış olduğu tüm özlük hakları alma noktasında kendilerine faydası olacağını bekliyoruz, görmek de istiyoruz. Bir diğer yine Sayın Bakanımızın bugün bize müjdesi, bugün bayağı bir müjde verdiler hem Sağlık Bakanımız hem yine Vedat Bilgin Bakanımız. Burada EYT dediğimiz, yani yıllardır kangren haline gelmiş olan 98 yılı öncesi işte işe başlayanlar deniliyor, 99 yılı. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar. Tabii, yani yaşa takılanlar. İnşallah bunun da Aralık ayına kadar çözümleneceği, meclise geleceği ve 3600 ek göstergeyle birlikte yasalaşacağı bildirildi. Bu da büyük bir çalışma, uzun bir çalışma. Yani EYT noktasında büyük mağduriyetler var. Tabii. Onun dışında sağlık çalışanlarımızın çoğunun da beklediği bir yasa, onu da söyleyeyim. Zaten şöyle diyoruz, yani yeni bir kan değişimi, yani sağlık çalışanlarının bu yorulduğu dönemde emekli olmaya cesaret edemeyen bir sürü insan var. Hak edip de ücretsiz izne ayrılıp veya istifasını verip yaşı bekleyen aynı şekilde sağlık çalışanlarımız var. Yani bunların da kaybı söz konusu. Bunların da kaybını önlemek amaçlı EYT'nin de inşallah Aralık ayında yasalaşması 3600 ek göstergeyle birlikte Ocak ayında düzlüğe çıkmış olacağız diye düşünüyorum. Çok güzel i̇nşallah. Müjdeler geldi, evet, inşallah. İşte Ocak ayında... Öğrenciler için de müjde var, onu da söyleyecek misiniz başkanım? Evet, evet. Şöyle diyeyim. Şimdi öğrenciler dediğiniz zaman şey mi tıp diyorsunuz? Tıp fakültesi öğrenciler, son sınıf, evet. Ve diş hekimliği son, evet, sınıf. Tıp ve diş öğrencilerinin asgari ücret kadar bir ücret alacağı. Bu sene başlıyor. Yani şimdi Rami Bey şöyle diyeyim. Çoğu dünya ülkesinde olmayan, dünya ülkelerinde sağlanamayan bazı iyilikler diyelim. Daha doğrusu güzellikler söylüyorum artık ben onlara. Bizim hekimlerimize, özellikle diş hekimlerimiz ve normal hekimlerimize sağlanıyor. Bu da hekimlerimizin ne kadar önemli olduğunu, sağlık sisteminin, sağlık ordusunun, hakikaten COVID'de de gördük zaten, ülkelerin bel direği olduğunun bir kanıtıdır. Bu noktada bizim özellikle öğrenci noktasında okumakta olan, özellikle diş ve dediğiniz gibi tıp fakültesi öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücretin verilmesi de doğuda gelen, daha doğrusu maddi anlamda sıkıntısı olan, yer sıkıntısı olan, büyük şehirlerde okuma hayali olan
tıp fakültelerinin belli markalaşmış tıp fakültelerinde okumanın hassasiyeti olan ve bu noktada özlemi olan vatandaşların, çocuklarının rahat okumalarını sağlayabilmek için sağlanmış bir ortam ve sağlanmış olan maddi anlamda bir destektir bu. Çok iyi bir hamle gerçekten. Ben dün Suriye'den gelen birkaç tane tıp öğrencisiyle görüştüm. Onlarla beraber bir araya geldik. Hepsi gıptayla bakıyorlar. Yani Türkiye'deki özellikle sağlık sistemine, Türkiye'deki çoğu zaten tıpta okuyor, çoğu hemşirelikte okuyor. Evet. Yani buranın Türkiye'nin vermiş olduğu nimetlerden, Türkiye'nin oluşturmuş olduğu hekimlere vermiş olduğu değer ile, sağlıkçılara vermiş olduğu değer ile kendi ülkelerini karşılaştırdıkları zaman ki sıkıntılı bir ülke ama geçmişten ve bugünümüze uyarlandığı zaman hakikaten çok büyük ilerleme kaydedildiği, işte hastanelerimizle hekimlerin kazandırılmasından tutun da ülkemize kazandırdıkları noktasında yine sağlık çalışanlarımızın özverili çalışması, hele özellikle Covid'de canlarını ortaya koyarak diğer ülkelere örnek olma hassasiyetiyle işin içerisine baktığımız zaman sağlık çalışanları her şeyi hak ediyor. Bu noktada da Sağlık Bakanımıza, yine Sayın Vedat Bakanımıza, Vedat Bilgin Bakanımıza buradan da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bunun devamı gelecek diye temennide bulunuyorum. Bu maddi anlamdaki sıkıntıların büyük bir bölümü çözülmüş diye biz şu anda kabul ediyoruz. Ama yeter mi? Yetmez tabii ki. Biz daha çoğunu, daha fazlasını, buna da şükür, buna da şükür başkanım. Daha iyisini isteme noktasında da zaten işimiz bu. Yani sendikacıların işi tabii, daha iyisini sizin göreviniz sürekli istemek. Yani üyeleriniz için her türlü konforu sağlamak. Aynen. Evet. Yani bu noktada da ve sağlık çalışanlara yansıyor bu tabii ki. Evet, maddi anlamdaki bu sıkıntılar giderilirse şey olur. Kısaca ben bu sağlıkta iletişime de... Başkanım hemen evet alalım, sonra evet, hocama döneceğim. Sağlıkta iletişim noktasında büyük sıkıntılarımız var Rahmi Bey. Özellikle ben hocamı da biraz önce dinledim. Sorun, buyurun. Şimdi hocam bizim en büyük sıkıntılarımız hasta çalışan ilişkisi, bir de çalışan yönetici ilişkisi. İki noktada sıkıntılarımız var. Özellikle, hocam ona cevap versin kapattıktan sonra başkanım. Evet. Veya dinlemek isterseniz yayında kalın. Tabii hizmet verme noktasında tabii ki sıkıntılarımız var. Özellikle iletişim sıkıntısı noktasında biz hastanelerde hizmet içi eğitim verilmesi noktasında sağlık çalışanlarımızın evet, özellikle oryantasyon eğitimine gelen... Prosedür de var başlayan, ama verildi gösteriliyor. Tabii yeni başlayan oryantasyon eğitimine alınan sağlık çalışanlarının iletişim sorunlarının giderilmesi, iletişiminin de iyi olması, diksiyonuna dikkat etmesi ve hizmet verirken ki bu hizmeti dediğimiz gibi manevi bir hizmet olarak biz göz önüne tutuyoruz. Bunun maddi boyutunu biz hiçbir zaman düşünmedik. Maddi boyutuna da bakarak bu hizmeti yapma durumuna da girmedik zaten. Bu bir. İkincisi bizim şu anda en büyük sıkıntımız yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişimsizlik. Bu iletişimsizlikten kaynaklanan mobbingler, bundan kaynaklanan işte soruşturmalar, biraz önce dediğim gibi soruşturmalardan tutun da insanların mutsuz çalışması. Sağlık çalışanlarının çoğunluğu mutsuz çalışmak durumunda kalıyor. Bu da hizmet verimine, hastaya yapılan hastaya yansıyor. Tabii ki hem kalitesini düşürüyor hem de ister istemez hastaya yansıtılmasına neden oluyor. Bunun önüne geçilebilmesi için biraz daha gayret gösterilmesi lazım ve ehliyetli ve liyakatli idarecilerin özellikle atanması, bu noktada sağlık çalışanlarına el uzatılması, sağlık çalışanlarının problemlerini gidermek üzere görevlendirilmesi. Yani adı üzerinde idareci, yani idare eden kişiyi, kurumu, çalışanı idare etme noktasında her türlü sıkıntılarını gitmek halletmek için görevlendirilmiş memurlar. Yani. Ama bunu işte biraz da eğitimsizlik mi diyeyim, biraz da bu işin hani acemiliği mi diyeyim bilemiyorum. İster istemez çatışma, iletişim çatışması oluşturma noktasına getiriyoruz. İşte sağlıkta şiddetin bir parçası da bundan kaynaklanıyor. Biz defalarca bunu söyledik. Ya iletişim sıkıntımızın oluşması hastayla çalışan arasında, çalışanla idareci anlamında sıkıntılara neden oluyor. İşte geçmişte belki gördünüz, bazı idarecilerin çalışanlar tarafından
öldürülmesine kadar giden vakalar söz konusu oldu. İşte yerimi değiştirdiğinden dolayı işte efendim bana şu hakareti yaptı, bu hakareti yaptı gibisinden disiplin soruşturması açtığı için bir sürü olaylar oldu biliyorsunuz. Yani bunları yaşamamak adına ben her zaman onu söylüyorum. İlk tespitimi de oydu. Çalışan polikliniğinin kurulması. Çalışan polikliniği dediğimiz zaman sadece muayene anlamında değil, bu iletişimi de iletişim sıkıntısını da giderebilecek ayrı bir birim olsun istiyorsunuz. Tabii verilebileceği ve bu sorunların giderilebileceği bir ve çalışanı dinleyebilecek çalışan hakları bir birimi var da pek kullanılmıyor başkanım, benim dönemimde de var. Ama biz bu ben bu çalışan polikliniği dediğim zaman daha çok iletişimsel anlamda, yani sıkıntıya giren hastayla arasında problem devamlı problem oluşturan çalışanlarımız var. Üslubunu eleştirenler var, ses tonunu eleştirenler var, ne bileyim konuşma şekline tutun da tedavisini geçen TRT1'de bir dizi vardı, belki siz de takip ettiniz. Ben sosyal medyada bu konuyla ilgili özellikle özür dilenmesi noktasında da şeyim oldu. Kendilerine ilettiğim bir durum söz konusu. Medyada da bunu ilettim. Bizim hepimizin ailecek severek izlediğimiz Gönül Dağı dizisinde özellikle bir hemşirenin ameliyatta olan bir hastanın yakınlarına daha ameliyat bitmeden çıkar çıkmaz hastanın durumu ile ilgili bilgi vermesi ve olumsuz bilgi vermesi. Tabii öyle bir yetkisi yok. Oradaki insanların ve oradaki bir hekimin ona kızması, yani böyle işte en güzel örneğini orada gördük biz. Yani bu konuda hem sağlık çalışanlarımızın acemiliğinin giderilmesi hem de bu konunun giderilmesi noktasında bir polikliniğin oluşturularak orada bu işin düzeltilmesi ve hizmet içi eğitimlerin de hızlandırılarak devamlı bir şekilde devam etmesi gerektiğine inanmaktayız. İnşallah bu da hal olursa sağlık çalışanlarımız memnun bir şekilde çalışacak diye düşünüyorum. Başkanım çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Elazığ'a evet. Selamlar. Hocama hemen soracağım sizi gönderdikten sonra. Hayırlı Eyvallah. Akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fatih, hayırlı akşamlar Fatih diyorum. Hocama da saygılar sunuyorum. Kısa bir fragman girer. Ondan sonra hocama dönüyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Evet, fragmanımız var mı Fatih yönetmenim? Devam edelim. Yayında mıyız? Evet hocamın sorusuyla devam edelim. Önce sağlık içindeki sağlık çalışanların için iletişimi. Sağlık için ve iletişim için zaman yönetimi önemli. Burada Rahmi Bey, ben sizin için bugün radyo programımı ihmal ettim, geldim buraya özellikle. Radyoda bugün de ben iletişim meselesi programı sunuyorum saat 17-17.30 arasında. Şimdi en başta da iletişim dedik. İletişimde de zaman yönetimi, yani her işte olduğu gibi programcı olarak konuk da aynı şekilde biraz uzadı. Çok değerli bilgiler verdi, evet. Ama bu ikili programlarda, özellikle programlarda problem oluşuyor. Elimizden geldiği kadar sizden de bir dahaki sefere gerçekten istirham ederiz. Başka en azından programcılar mağdur olmasın. Ben şık olan bir şey olmadığını düşünüyorum. Onu affınıza sığınarak izleyicilerimizden tabii de özür dilerim. Canlı yayında oluyor. Evet, oluyor tabii ama iletişim önemli dedik. Mevzumuz iletişim. Biz sağlık iletişimine gelmeden öncelikli olarak iletişimin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu hususta bunu altın çizmek lazım. Yani gerildim. Programa konuk olarak biraz gelmiş olmak. Burada iletişimi konuşacağız. Çok değerli bilgiler. Bir kişinin program yapması itidalli olur. Şimdi sağlık iletişimi 1970'lerden beri tüm dünyanın kamuoyunda olan bir kavram. Lakin günümüzde Türkiye koşullarında da son 20 yıllık süreç içerisinde de akademinin de literatürüne girmiş olan ve üzerine özellikle halkla ilişkiler bilim alanında uzmanlık yapan değerli bilim insanlarının yayın yaptığı, araştırmalar yaptığı bir çerçeve sundukları bir disiplin haline geldi. Bilim alanı haline geldi. Hem tıbbi bilimlerin hem de sosyal bilimlerin ortak kesişim kümesinde yer alan bir disiplin sağlık iletişimi. Tabii sağlık iletişiminin giden yolun da etkili iletişimden geçtiğini, özellikle değerli konuğumuzun da ifade etti aslında, orada güzel bir şey söyledi de. Yani hasta ve hasta yakınlarıyla beraber, sizin de ilk sorduğunuz soru oydu aslında. Sağlık çalışanlarının, sağlık çalışanları içerisinde şüphesiz başta hekim, hemşireler ve işte hastanede karşılaştığımız güvenlik personelinden tutun diğer temizlik görevlilerine varıncaya kadar birçok kıymetli çalışanlarımız var. Bunların hepsini kolektif bir şekilde sağlık personeli olarak ele aldığımız
zaman sağlık çalışanı olarak hastalarla karşılaştıkları ilk andan itibaren kuracakları her türlü iletişim biçimlerinde hassas olmaları gerekiyor. Tabii hastanın da evden giderken donanımlı ve kendini tanıyarak gitmesi lazım. Şöyle birkaç önemli hususun altını çizerek hem sağlık çalışanları hem de hastaya taraftarları tarafında olanlar için ne gibi etkili iletişim kurarsak sağlık personeli ve hasta iletişimi sürecinin daha pratik ve daha sorunsuz ve tedavinin ya da gözlemle başlayan tedavi, teşhis, tedavi sürecinin daha etkili işleyebilmesi için motive edebilecek unsurlar nelerdir dersek bir soru sorup cevaplayacak olursak. Öncelikli olarak her işte olduğu gibi herkesin ve her toplumun bir belleğinden bahsetmiştik az önce yayında mola vermeden önce, diğer konuya bağlanmadan önce. Bu belleğin bir hikayesi vardır aslında. Hikaye olmadan, anlatı olmadan aslında bellek, bellek olmadan kültür, kültür olmadan bellek oluşamaz. Bunlar birbirleriyle iç içe kavramlardır. Hikayemizi bilmemiz lazım. Bir hasta olarak nasıl haklarımızı bilmemiz gerekiyorsa ayrıca hastaneye gitmeden önce kendi haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Ve bununla beraber de ne tür hastalık geçmişimiz var? Ne zamandan beri hazırlıklı hastayız? Gidelim yani. Evet. Yani haplarımız neler? Ne zamandır ben bu ilaçları kullanıyorum? İlaçların bende yan etkisi oldu mu? İlaçlar bende ne gibi yan etkiler yaptı? Bir ajandamızın bir kere olması lazım. Hani kağıt ve kalem hayatımızdan çıktığı anda iletişimde ciddi problemler oluşur dedik diye kısmen az önce buna da değindik. Gerçekten ajandası olması lazım her bir hastanın, hasta yakınının. Tutan yok. Yani çünkü hayatımızdan bizim kalem kağıt çıktı. Çıkıyor. Dijitalleştik. Yani devletimizin iki hafta öncesinde almış olduğu kararı bir eleştiri getirdik. Yani sosyal medya üzerinden her şeyi yönetmeye kalkıyoruz. Fişimiz çekildiği anda bitebilecek bir şey. Şimdi bu kadar da teknolojinin bağımlısı olmamak gerekiyor. İnternet kesiliyor, hayattan kopuyoruz. Teknolojinin karşısında olmak olarak anlaşılmaması gerekiyor bu ifade. Teknolojiyi üreten, yaratan, koşulları, zemini hazırlayan, icat eden biziz zaten. Geliştiren, üzerine katkı sağlayan biz kullanıcılarız. Hem tüketiyoruz, hem tükettikçe de ayrıca yeni unsurlar eklemleyerek çoğaltıyoruz, büyütüyoruz teknolojiyi. Ama tüketirken tükenmememiz de gerekiyor. Bu aradaki hassas dengeyi iyi muhafaza etmemiz lazım. Evet. Şimdi hastalar olarak, vatandaşlar olarak bizler kısaca ne yapmamız gerekiyor? Bir kere elimizin altında bir defter tutmayı bilmemiz lazım. Özellikle sağlık ve iletişim birbirleriyle iç içe kavramlar dedik. Bir vatandaşın, bir insanın hayatını konforlu yaşayabilmesi için sağlıklı olması ve iletişim olması gerekiyor hayatında. Sağlığa Giden Yol program çok güzel bir isim. Sağlığa giden yol iletişimden geçiyor. İletişimi hayatımızda konumlandıramazsak ya da sağlıklık etkili bir şekilde konumlandıramazsak biz doktorla da kendimizi arasındaki ilişkide iyi bir noktaya gelemeyiz. Tedavi sürecimiz aksar, doğru teşhisler konulmaz, yanlış tedaviler uygulanabilir. Allah korusun sakat, sıkıntılı, problemli çalışmalara, fiziksel olarak, biyolojik olarak vücudumuzda ya da ruhen zararlara, sıkıntılara, yeni problemlere sebep verebilecek süreçlere tanık olabiliriz, yaşayabiliriz. Bu anlamda hasta bir kere kendisini tanıması gerekiyor. Hastaneye gitmeden önce ajanda tutsun dedik. Ayrıca hastaneye gittiğimiz zaman utanmaya, sıkılmaya gerek yok. Hastayız. Kendimiz için gidiyoruz. Orada karşımızdaki hekim de, hemşire de, güvenlik personeli, haklı ilişkilerde oturan, işte yönlendiren kişi, herkes bizim hizmetimizde. Bizim sayemizde oradalar. Bizim için oradalar. Nasıl biz öğretmenler, öğretim üyeleri, akademisyenler, öğrencimiz için oradaysak, sıkılmadan, darılmadan bizi bekleyen bir kesim var. Bizi bekleyen birisi var. Bizden dolayı orada para alıyorlar. Maaşları düzeliyor, katlanıyor. Yeni yeni müjdere o yüzden veriliyor. Evet. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir. Mantığımız kesinlikle bu bizim. Değerli konumuz da aslında biz parayı, maaşı, maddiyatı önemsemiyoruz. Doğru, ama her şeyin de bir karşılığı şüphesiz olacak. En çok da konforlu yaşamayı hak eden, herkes konforlu yaşamayı hak ediyor. Özellikle geçirdiğimiz COVID-19 sürecinde sağlık personellerimizin A'dan Z'ye her birinin ne kadar da büyük yüklerin altına girdiğini, büyük cefalar ve fedakarlıklar gerçekleştirdiğini hepimiz şahidiz. Allah herkesin kazançlarını ve imkanlarını da konforunu da artırsın. Yani maddi imkanlar şüphesiz ki maddi konfor iletişim ortamının da konforuna tesir edebilecek önemli unsurlardan birisi olarak da ayrıca değerlendirilmiş. Ortaya konulan bakanlığımızın, Çalışma Bakanlığı'nın almış olduğu ve verdiği müjdeler de bu anlamda gerçekten çok kıymetli. Bunun da evet, iletişim, hasta ve sağlık personeli arasındaki bazı uyumsuz, senkron bozukluğu olan iletişim problemlerine de olumlu yansıyacağına inanıyorum şüphesiz ki. Bu anlamda kişi hastaneye gittiği zaman rahatlıkla kendini açacak.
doktor, ister bayan olun, hanımefendi olun, ister kadın, ister erkek olun, doktorunuz ne olursa olsun. Bizim toplumumuzda bazı coğrafyalarda, bazı kesimlerde bazı böyle girift, enteresan düşünceler var. Doktora gittiğiniz zaman utanmaya, sıkılmaya gerek yok. Şüphesiz ki utanabiliriz. Utanmak güzeldir. Yani haya, edep, imandandır der büyüklerimiz. Bize böyle öğretilmiştir ama hastanede, hastalıkta, sağlıkta ve bilimde bunlar farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kendinizi iyi anlatamazsanız hikayenizi, sıkıntınızı, probleminizi kolayca tedavi olabilecekken sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz. Ve doğru ifade etmeniz lazım. Güzel konuşmamız lazım. Bu anlamda bizim sağlık okuryazarlığına vatandaşların ihtiyacı var. Vatandaşlardan aldığım konuyu doktorlara, sağlık personeline getireceğim. Etkili iletişim bağlamında sağlık iletişimini. Yani A'dan Z'ye bizim anaokulundan itibaren hem medya okuryazarlığı derslerinin zorunlu bir şekilde konu verilmesi zaten, gerekiyor. Evet. Yok. 2007'den beri Türkiye'de her platformda, her programda, radyoda, televizyonda, gazetede, seminerlerde, derslerde söylüyorum. Medya okuryazarlığı dersleri işin uzmanı tarafından zorunlu olarak verilecek. Bu bir. İkincisi sağlık. Dedik ya sağlık ve iletişim önemli. Ayrıca sağlık okuryazarlığı derslerinin de anaokulundan beri ilk yardım derslerinin verilmesi gerekiyor. İlk yardımın ne kadar hayati bir unsur olduğunu A'dan Z'ye her platformda vurgulanıyor değil mi? Medyada bununla ilgili çeşitli örnek hadiselere, olaylara, haber haberlere yazıyoruz. Şimdi bu anlamda her iki dersin zorunlu olarak verilmesi gerekiyor. Fakülteye varınca da verilmesi lazım. Evet. Fakültelerde de çeşitli YÖK tarafından konulan, zaman zaman yeni revize edilen dersler var. Bunların da konulması elzemdir. Bu anlamda sağlıklı iletişimin, sağlık iletişimi bağlamında kurulabilmesi için bu derslerin de müfredatlara eklenmesi gerekiyor. Ayrıca doktorların da, hastaların da dikkat etmesi gereken, sağlık personelinin de ayrıca, sağlık çalışanlarının da dikkat etmesi gereken hususlardan birisi etkin bir şekilde dinleme. Karşısındakinin gözüne ve bedenine, vücuduna bakacaksın. İnsan gözden iletişim kurar. Yani göz teması iletişime giden yoldaki en önemli araçlardan birisidir. Bu yüzden hasta doktoruyla, doktor da hastasıyla ya da sağlık kurumlarındaki diğer personellerde etkin ve ilgili olduklarını hissettirecekler. İnsanların iyileşme sürecine etkin dinlediğini hissettiren bir hekim, etkin ve ilgili davranan bir hemşire, hastanın girdiği ilk muhatap olduğu doktor sekreteri, bunlar hastayı motive edecek ve şifa kaynağı olabilecek faktörler arasında değerlendirilmesi gerekiyor. Sağlık iletişimini bu anlamda anlamamız lazım. Bu üç. Empati. Empati hayatımızda yok. Empati bir ilaçtır. Yani iletişimin haplarından birisi, serumlarından birisi, atomlarından birisi empatidir. Empati bir duygudaşlık durumudur. Siz karşınızdaki kişinin sizin olduğunuzu hissedebilme becerisini kendinizde kuramadıysanız karşınızdakini kendinizi karşınızdakinin yerine koyamazsınız. Ona ulaşamazsınız, erişemezsiniz, dokunamazsınız. Bu yüzden empatinin hem hasta tarafından hem doktor tarafından yapılması. Neden hasta tarafından yapılması lazım? Neden doktor tarafından yapılması lazım? Hızlı bir şekilde özetleyelim. Neden? Çünkü Türkiye'de şu anda son 2 yılın verilerine göre doktor başına düşen vatandaş sayısı 500-650 arasında değişmekte. Hasta sayısı ise hekim başına, hasta bağlamında değerlendirdiğimiz zaman 5000-6000 arası değişmekte son 2 yılın verileri. Kişi sayısı, vatandaş sayısı ile hasta sayısı farklı. 178-200 bin bandında sağlık personeli, doktor, hekim çalışmakta. Bunların bir bölümü uzman, bir bölümü farklı ve kimilerinin dağılımları da işte özel hastaneler, vakıf hastaneler, devlet hastaneler olarak ayrışmaktadır. Şimdi son 20 yılda doktor, hekim atama sayısı 3 katına çıkmış. Bu çok önemli bir ivme ve çok değerli bir kazanç. Evet, Covid-19 sürecindeki başarılarımızın en önemli nedenlerinden, dayanaklarından birisi sağlık personelimizin, hekimlerimizin, hemşirelerimizin, ebelerimizin, diğer personellerin güçlendirilmiş olması. Bu çok önemli bir nokta. Bunun atlanmaması gerekir. Bundan dolayı da gerekli mercilerine hakkını verip teşekkür etmek de elzemdir. Ayrı bir konu, yine sağlık kurumlarında sağlık iletişiminin en önemli unsurlarından birisi olan ve hakla ilişkilerin en önemli unsurları arasında da değerlendirebileceğimiz sağlık konforu, kurum konforu, kurum tasarımı, dizaynı arasında ifade edebileceğimiz yatak kapasitesi de son 20 yılda 3 katına çıkarılmıştır. Covid-19 sürecinde biz bunun karşılığını olumlu bir şekilde aldık. Bunlar önemli gelişmeler. Bunlar sağlık iletişimine katkı sağlayan devletin uygulamış olduğu politikalar neticesinde aslında vatandaşa sunduğu hizmetler arasında yer alıyor. Sağlık iletişim bağlamında bu açılardan bakınca güzel işler yapılıyor, güzel şeyler gerçekleşiyor. Ancak ihmal edilen aksaklıklar insanın olduğu her yerde vardır. Çünkü insan, İletişimin öznesi insan, yine sağlığın da öznesi insandır. İnsanın olduğu yerde tabii ki de aksaklıklar olacak. Ama bunlar anlata anlata çözülecektir. Ve diğer bir hususa gelelim. Nedir diğer husus? Hekimler için ve sağlık personeli için. Sayın Başkan da bunu söyledi, sendika başkanı arkadaşımız da. Ne dedi? Hizmet içi eğitimlerin verilmesi lazım. Gerçekten A'dan Z'ye hem okullarda verilmesi lazım, fakültelerde, sağlık bilimlerinde verilen fakülteler var. Tıp fakültelerinde, hekimlere hatta her sene verilmesi lazım.
İletişimde beden dili, iletişimde empati gibi farklı varyasyonlarda ders içerikleriyle, vatandaşla ilişkiler, kamuyla ilişkiler, evet, çeşitli isimlerde kesinlikle hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, kurumlarda çalışan güvenliğine varıncaya kadar, otopark görevlisine varıncaya kadar çeşitli dönemlerde hizmet içi eğitimlerin verilmesi gerekiyor ki eğitim önemli ya. Şimdi eğitim olmadan da bir şey bir yere varamayız. Bir insan tıp alanında donanımlı olabilir. Bir insan fizikte, kimyada, biyolojide, mühendislikte çok donanımlı olabilir. Ama kendini ifade edemedikten sonra, anlatamadıktan sonra, o donanımını aktaramadıktan sonra amacına ulaşamaz. Evet. Amacını eksik gerçekleştiremez, yani, eksik kalır. Empatiden bahsettik ve eksik kalan bir noktamız hoşgörülü olmak. Hastalarımıza karşı özellikle 2010'dan beri Türkiye'de maalesef artan çeşitli politikalardan dolayı, keşke o yaşanmasaydı, bir iç savaştan dolayı ciddi bir nüfus var. Göçmen nüfusu aldık. Hiçbir Avrupa ülkesinin karşılayamayacağı bir yükü yüklendik biz. 10 milyon civarında resmi rakamlar, 4,5-5 milyon olduğu ifade edilmekte. 10 milyon civarında rakamlarla ifade edilebilen özellikle Suriye göçü. Tabii sadece Suriyelilerle beraber değiliz. Bununla beraber Afganistan'dan, Irak'tan, Pakistan'dan zaman zaman çeşitli göçler de almaktayız. Afrika ülkelerinden de geliyor. Şimdi İç içe yaşadığımız etnik gruplar artmaya başladı ve dilleri farklı. Doktora müracaat ediyorlar. Bunlar insan. Bunların sağlık sorunları oluyor. Hekimlerimizin de, şüphesiz ki hekimlerimiz böyle yapıyor demiyorum ama istisna, hani bir istisna olmaması lazım. Ön yargılı olmadan hoşgörüyle, maalesef, ki zaten hekimlik yemini, öğretmenlik yemini, bizim yeminlerimizde bunlar var değil mi? Hipokrat yemini. Şüphesiz ki var. Şüphesiz ki bu hassasiyeti hepsi gözüküyor, gözetiyor ama biz tekrarlıyoruz, yani burada üzerinden geçmemiz gerekiyor. Eleştirilere de açık olmamız lazım. Doktor hastasını eleştirebilir, tedaviyi uygulamamışsın, verdiğim ilaçları zamanında kullanmamışsın. Tabii, en büyük sorunlardan biri de bu. Surat asmaya gerek yok. Hı-hı. Üzülmeye gerek yok. Tutup hastaneden çıkar çıkmaz CİMER'e, oraya buraya başvurmaya gerek yok. Hastane müdürüne, başhekime yani gitmeye gerek yok. Başvurular da kolay. Birilerini arattırıp doktorumuzun, hekimimizin ya da diğer sağlık personelinin moralini bozacak, motivasyonunu düşürecek engeller yaratmaya gerek yok. Zamanında kullanıl diye seni uyarmış. Belki uyarı tonu iyi değildir. Bu anlamda tabii ki yine dedik ya, eğitimler hoşgörü önemli. Hoşgörü ve saygı. Fonetiği, evet, önemli, diksiyonu önemli, sesi önemli, hitabeti önemli. Bunlara dikkat edilecek. Ama karşımızdaki doktorun da bir insan olduğunu unutmayacağız. Aynı şekilde doktorlarımız, hemşirelerimiz de karşımızdakinin de bir insan olduğunu unutmadan ona da hoşgörüyle elinden gelebildiği kadar yaklaşacak. Şunu yapabilirsek birçok alanda konfora ereceğiz. İşe geldikten sonra dışarıda birçok şeyi bırakabilmeliyiz. Bırakmak. Profesyonellik bunu gerektir. Kapıda bırakmak. Aslında da kapıda bırakacak. İki tarafta. Mahremiyet diyoruz biz buna. İletişimde mahremiyete dikkat edeceğiz. Dışarıdaki her türlü sorundan beyni, ruhu arındırıp işimize konsantre olacağız. Bu bütün sektörlerde, bütün rollerimizde bu böyle olursa biz iletişimde konforlu oluruz. Teşekkür ediyorum. İletişimde sevgi dili de önemli zaten. Sevgi hocam, önemli. Hızlı anlattınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Zamanda, hocam da keşke daha detaylı olsun. İlerleyen programlarda güzel bir konuydu. Başkanımız da size ve kanala da bu anlamda küçük bir minik bir tüyo vermiş oldum. Sadi hocam da gerçekten kusura bakmayın ama estağfurullah. Değerli bilgilerle bizlere eşlik etti. Programımızda biraz açtık ama konu çok önemliydi. Hatta eksik de kaldı. Sevgili seyirciler, sağlığa giden yolda dediğim gibi iletişim çok önemli. Bugün konuların bir kısmını gene aktarabildik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.